Selamun aleyküm arkadaşlar. Ispanaklı börek tarifi vereceğiz inşallah. Selamun aleyküm ya ashab. Börek suk tarifi denilen. Ispanaklarımızı yıkadık, doğradık. Bir tane soğanımızı doğradık. Hafif rengini değiştirinceye kadar kavuracağız. Arkasından ocağımızı kapatmadan ıspanaklar atacağız, tuzlayacağız, sadece döndüreceğiz. Ispanaklarımızı ateşte tutmayacağız. Duka dirna tayıp basıl, meşe bize, çüviyedir tayıp. Duka lazım atülü sulk. Ispanaklarımızın hepsini atacağız. Ispanaklarımızı ölmesini beklemeyeceğiz. Şimdi soğanların sıcaklığıyla beraber karıştıracağız. Tuzlayacağız. İç arzımız hazır. Ispanaklarımızı pişirmedik arkadaşlar. Sadece ocağın üstüne attık. Soğanların ısısıyla biraz öldürdük. İçine biraz da tuzumuzu da attık. Şimdi iç arzımız hazır. Bu şekilde bekleyeceğiz inşallah. Nahnu dirli mir meşidir tayyip sulk basıs kana mabat dir halat hakka essinle. 3 bardak unumuzu yoğurma kabımıza aldık. Telete kes farin cibli kasruntana. En kes ma. Şüviye mil. Şüviye zit. Duka hallat. Ma mümkün meşiyekvi. Umbet şuf. Zidlak. Ben hamurumu tezgahın üzerine aldım. Orada devam ettim. Biraz daha un kattım. Su değil. Hamurumuzun kıvamı lazım. Hakka. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olması lazım. Şimdi bunu 8 eşit parçaya böleceğiz inşallah. 8 eşit parçaya ayırdığımız bezelerimizi 10 dakika 15 dakika burada bekleteceğiz. Ondan sonra açacağız inşallah. 10 minüt 15 minüt lazım essinle. Umbet iftahlu. Beklettiğimiz hamurları açıyoruz. Açtığımız hamurlarımızın bir yüzünü yağlıyoruz. Yaladığımız yüzü altına getirip üstünü de tamamıyla yağlıyoruz. Bu şekilde bütün açtığımız hamurlarımızı buraya alacağız inşallah. Tüm hamurumuzu açtık. Güzelce yağladık her tarafını. Şimdi hamurlarımızı açmaya geldi. İçimizi doldurup fırına vereceğiz. Bu şekilde elimizle tezgahımıza aldığımız hamurumuzu inceltiyoruz. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Küçük yırtılmalar olabilir. Hiç önemli değil. Ama 10 dakika 15 dakika beklettikten sonra güzel de yağladıktan sonra çok fazla yırtılma yapmayacaktır. Harcımızı güzelce yayıyoruz hamurumuzun üstüne. Sonra sarıp
gül şeklini verip tepsimize dizeceğiz inşallah. Arkadaşlar sinimize dizdik. Bizim sinimiz biraz küçük geldi. Onun için böyle sıkışık oldu. Artık siz kendiniz bilirsiniz. Ben hepsini tek bir siniye aldırmak için böyle yaptım. Ben şimdi hafif çörek otu açacağım. İster hiçbir şey atmazsınız, ister siz de böyle çörek otuyla bereketlenirsiniz. Bundan sonrası artık fırına veriyoruz. Bir tane yumurta sarısı sürdü güzellerine. Arkadaşlar fırından çıkarttık. Kızardılar. Afiyet olsun. Bir saat dokun.